Merhaba arkadaşlar. İkinci ünitemizin üçüncü köşe taşındayız dostlarım. Rasyonel sayılarda bakalım neler yapacağız görelim. Tam sayılı kesir var arkadaşlar sorularımızın içerisinde. Bunu bileşik kesir şeklinde düzenlemeye çalışacağız. Tam sayılı kesirlerde işlemler yapacağız. Şimdi birinci sorumuzla başlıyorum dostlarım. Diyor ki tam sayılı kesirini bileşik kesre, yani bir kesre çevir diyor kardeşler. Bakın nasıl işlemler yapıyor. Şimdi öncelikle tam sayılı kesir gördüğümüz zaman şu arada nokta yok arkadaşlarım. Yani bu çarpma demek değil, lütfen karıştırmayız. Tam sayılı kesirlerde nasıl işlem yapıyorum hocam? Bunu normal kesre nasıl çeviriyoruz? Bakın şu paydayla tam kısmı çarpıyorum. Yani 4 ile 2'yi çarpıyorum. 8. Çıkan sayıyı pay kısmıyla yani 3 ile toplayacağım. 8'di, 3 ile topladım 11. Bölü paydayı aynen yazıyorum arkadaşlarım. 4. Cevabımız 11 bölü 4 geldi. Şimdi ikinci soruya geçelim. Burada da şuradaki eksiği görmüyorsunuz. Aman ha. Eksiği görmeyin şimdi ilk etapta. 2 ile 3'ü çarpıyorum kardeşim. 6. 1 ile topluyorum. 7 yaptı. Bölü 2'yi yazdım. Eksiği şimdi kullanıyorum. Eksi 7 bölü 2 yapıyorum arkadaşlar. Yani ilk etapta eksi yokmuş gibi bunu bileşik kesre çevirdim. Eksiği var hemen en son eksiği de yazdım arkadaşlar. Hadi bakın şimdi 3. soruyu siz kendiniz bir çevirmeye çalışın. Sonra çözümünü izleyin arkadaşlarım. 5 kere 2 10. 4 ile topladım. 14 bölü 5. Eksiği de gördüm. Eksi 14 bölü 5 çıktı sorumun cevabı. Şuna geldik arkadaşlar. Tam sayılı kesirin değeri nedir diyor. Ne yapıyorduk? 7 ile A'yı çarp. 7A payla topla 1 bölü paydayı aynen yazdım. 7. 7A artı 1 bölü 7 geldi dostlar. Evet devam ediyorum. Geldim 4 numaralı köşe taşımıza kardeşlerim. Burada da güzel rasyonel sayılarda daha önce sınavda sorulmuş bir soru tarzı var kardeşlerim. Hadi gelin birlikte halletmeye çalışalım bu soru tarzını. Şimdi burada İlk önce şunu yapmaya çalışalım arkadaşlarım. Şu parantezleri açın lütfen. İnsanın aklına ilk önce şu geliyor. Bu parantezin içinde bir işleme sokayım. Sonra bu parantezin içine bir işleme sokalım. İşte falan filan geliyor insanın aklına. Ama ben şunu yapıyorum dostlarım. Önünde artı olan parantez varsa bu aynen yazılıyor zaten. 1 bölü 3 artı 5 bölü 6. Yani parantez olsa da olmasa da önünde artı olduğu için aynen çıkarttım. Parantezsiz yazdım. Eksi olanın da eksisini içeriye dağıtıyor. Eksiyle şunu çarptım. Eksi 4 bölü 9 geldi. Eksiyle artıyı çarptım. Eksi 1 bölü 2 geldi kardeşlerim. Ha, şimdi hepsinin paydasını eşitleyelim. Şimdi niye böyle yaptık hocam? Bazen bu işlemlerde şöyle sadeleşenler çıkacak. Birazdan göreceğiz hatta diğer sorularımızda bakıyorum şöyle var arkadaşlarım. O yüzden önce bunu açmak faydalı kardeşler. Şimdi hepsinin paydası 18 ile eşitleniyor. Rasyonel sayılarda bildiğin toplama çıkartma yapıyorum. Önce paydalar eşitlenecek. 18 ile eşitleyeceğim dostlarım. Bunu o yüzden 6 ile, bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunu da 9 ile genişletiyorum. Peki 6 ile genişletirsek 6 bölü 18 gelecek. Bakın hepsini ortak paydada yazıyorum. 3 ile genişlettim. 15 bölü 18 geldi. Eksi var. 2 ile genişlettim. 8 bölü 18. Yine eksi var. 9 ile genişlettim. 9 bölü 18. Peki. Üst tarafı topluyorum. 6 ile 15'in toplamı 21. 8 çıkarttık. 13. 13'ten de 9 çıkarttık. 4 kaldı arkadaşlarım. 4 bölü 18. Yani 2 bölü 9 sadeleştirdiğimizde ikisini de 2'ye bölüyorum. Bunu da bunu da. 2 bölü 9 bulduk sorumuzun cevabını. Geldik 2 numaraya. Yine başlangıçta şu parantezleri açalım. 1 bölü 4 var. Eksiyi içeriye dağıtıyorum. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 5'e döndü arkadaşlar. Bu eksiyi de içeri dağıtıyorum. Eksi 1 bölü 4, eksi 1 bölü 5, artı 3 bölü 20 geldi. Eksiyi içeriye dağıttım. Şimdi bakınız. Şu başta 1 bölü 4 ile eksi 1 bölü 4 sıfırladı. 1 bölü 5 ile eksi 1 bölü 5 de sıfırladı. Geriye ne kaldı? Bir 3 bölü 20 var. Eksi. Bir de 1 bölü 4 kaldı arkadaşlar. 1 bölü 4'ün önünde eksi var. Payda eşitliyorum. Bunu 1 ile, bunu da 5 ile genişletiyorum. 1 ile 3'ün çarpımı 3 bölü 20.
Eksi 5 ile 1'in çarpımı da 5 bölü 20 geldi. Peki 3'ten 5 çıktı. Eksi 2 kalır. Bölü 20'yi yazdım. 2'ye bölüyorum ikisini de. Eksi 1 bölü 10. Yani Edirne şıkkı sorumun doğru cevabı geldi. Geldik 3 numaralı sorumuza. Hemen şu içeriye açalım. İkisinin de önünde artı olduğu için aynen yazıyorum arkadaşlarım. 2 bölü 7 eksi 1 bölü 3. Artı 2 bölü 7 eksi 1 bölü 6. Peki 2 bölü 7 ile 2 bölü 7'nin toplamı paydalar eşit olduğu için üstleri topluyorum 4 bölü 7. Şimdi şu kenarda da eksi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 6'yı işleme sokalım. Şunu 2 ile genişletelim dostlarım. Eksi 2 eksi 1 bölü 6 gelir. Yani eksi 3 bölü 6, hatta sadeleştirelim 1, 2. Eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi bu kerataların da paydasını eşitliyorum. Bunu 2 ile, bunu da 7 ile genişletiyorum. 2 kere 4, 8. Eksi 7 kere 1, 7 bölü 7 kere 2, 14 geldi. 8'den 7 çıktı, 1. 1 bölü 14 sorumun cevabı çıktı dostlar. Şimdi sıra geldi şu adamı çözmeye. Bakın önce şu kesri normal bileşik kesir haline çevirelim. 3 kere 2, 6. 1 daha 7 bölü 3. Eksi 1 bölü 4. Şunu düzenliyorum. 2 kere 1, 2. 1 daha 3 bölü 2. Eksi 5 bölü 6 geldi. Hepsinin paydası 12'de eşitleniyor. Eşitleyelim. 4 ile, 3 ile, 6 ve 2 ile çarpalım. Peki çarpıyorum dostlarım. 4 ile çarparsak 28. Eksi 3 kere 1, 3. 6 kere 3, 18. Eksi 2 ile 5'in çarpımı da eksi 10 geldi. Bölü 12 oldu paydamız. 28'den 3 çıktı. 25. Şurası 25. 25'ten 10 çıktı. 15. 15 ile 18'in toplamı da 33. Yani cevap 33 bölü 12 geldi dostlarım. Hatta 3'e bölelim bunu. 11 bölü 4. Yani Bursa şıkkı sorumuzun doğru cevabı oldu dostlar. Evet arkadaşlar, iki köşe taşını da bu videoda hallettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba. İkinci ünitemizin 5 numaralı köşe taşını ve 6 numaralı köşe taşını çözeceğiz arkadaşlarım. Rasyonel sayılardan güzel soru tiplerimiz var. Şimdi bunları birlikte halletmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi 1 numaralı sorumuza baktığımızda, 1 numaralı sorumuzda yine parantez açma işlemi var arkadaşlar. İsterseniz ilk önce parantezleri açarak da yapabilirsiniz. Ya da şu bu parantezin içini işlemi yapalım. Sonra bu parantezin içindeki işlemi yapıp da yapabilirsiniz de arkadaşlar. Biz parantezlerin içini yapalım isterseniz. Hem şu işlemi de bir görmüş oluruz. Bakın bir tam sayıyla bir rasyonel sayıyı nasıl toplayıp çıkartacağım. Şununla çarpıyorum arkadaşlar. 2 ile 3'ü 6. 6'dan da 1'i çıkartıyorum. Niye çıkartıyorum? Çünkü eksi var. 6'dan 1 çıktı. 5. Bölü paydaya aynen yazdım. 2. Artı diyorum, şurayı yapalım şimdi. 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6. 1 ile de topluyorum. 7 bölü 3 geldi dostlarım. Şimdi payda eşitlemesi yapalım. 3 ile bunu genişletelim. 2 ile bunu. 3 kere 5, 15. Artı 2 kere 7, 14. Bölü 2 kere 3, 6'yı yazdım. Yani 29 bölü 6 Adana şıkkımız doğru cevapmış. Şimdi 2 numarayı yapacağız dostlar. Yine tekrar söylüyorum. İlk önce parantezin içindeki işlemi yapıp sonra ayrı ayrı parantezleri çıkartabiliriz birbirinden ama bu sefer şöyle yapalım arkadaşlarım. Şu eksiği içeriye dağıtalım. Parantez açma yöntemi yapalım yani. 5 bölü 4. Eksiyi içeriye dağıtıyorum. Eksi 4. Eksi 1 bölü 2 geldi. Bakın bu 4 eksi 4 ile sadeleşti. Açınca sadeleşme işlemi çıktı. Şanslıyız dostlarım. Şimdi ne kaldı geriye? 5 bölü 4. Eksi 1 bölü 2 kaldı. 1 bölü 2'yi 2 ile genişletelim. 5 bölü 4 eksi
2 ile 1'i çarptım 2, 2 ile 2'yi çarptım 4. 5'ten 2 çıkarsa 3 bölü 4 bulduk sorunun cevabını arkadaşlar. Edirne şıkkımızmış. 3 numaraya bakıyorum. Yine parantez açma yapacağım dostlar. 4 eksi 1 bölü 2'yi yazdım. Önünde artı olduğu için bu parantezin aynen yazıyorum. 1 bölü 2 artı 1. Eksi olduğu zaman işaret değiştiriyorum. Eksi 1 bölü 3 artı 1. Peki eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ile gitti. Şurada 4 var. 1 daha 5, 1 daha 6 geldi arkadaşlarım. Bir de eksi 1 bölü 3 kaldı. Şimdi hemen burayı yapalım. Ne yapıyorduk? Şununla şunu çarpıyoruz. 18. 18'den de 1 çıktı. 17. Paydaya aynen yazıyorum. 17 bölü 3. Bursa şıkkımız doğru cevap. 4 numaraya geldik dostlar. Yine parantez açma işlemi yapalım. 1 bölü 3 eksi 1 artı olduğu için 2 eksi 3 bölü 4 diye de yazdım burayı. Peki 2 eksi 1 1 yaptı arkadaşlarım. Şimdi şu kenarda da 1 bölü 3 eksi 3 bölü 4'ü halledelim. Bunu 4 ile bunu da 3 ile genişletiyorum. 4 kere 1 4 eksi 3 kere 3 9 bölü 4 kere 3'ü yazdım 12. Ne geliyormuş dostlarım? 4'ten 9 çıktı 5 ama eksi 5 o yüzden eksiyi koydum. Bölü 12. Şimdi burayı da yapalım hemen. 12 ile 1'i çarptık 12. 5 çıkarttık bu adamdan 7 bölü 12'miz işaretledim Edirne'yi. Devam edelim. 6 numaralı köşe taşındayız. Şimdi burada da işlem önceliğine dikkat edeceğiz arkadaşlarım. Eğer çarpma veya bölme varsa önce onları halledeceğiz. Bakın şurada çarpma var arkadaşlar. İki rasyonel sayı çarpılıyor. Peki nasıl çarpıyorum hocam? Payla payı kendi arasında yani 3 ile 1'i çarpıyorum 3. Paydayla da paydayı çarpıyorum. 4 kere 5, 20. Şimdi arada eksi var. Bakın burada da bir tam sayıyla bir rasyonel sayının çarpımı var. Şimdi tam sayı dediğimiz zaman bunun paydasında 1 vardı değil mi arkadaşlarım? Bütün tam sayıların paydası 1'den oluşur. Peki payla payı çarpalım. Yani 3 ile 2'yi çarptım, 6. 1 ile de 5'i çarptım, 5. Dostlar ne oluyormuş tam sayıyla çarparken? Sadece payı çarpıyormuşum arkadaşlarım aslında. 3 ile 2'yi çarptım 6. Paydayı aynen yazıyormuşum. Peki şimdi toplama çıkartma yapacağız rasyonel sayılarda. Paydalarımızın eşit olması için 20'de eşitliyorum ikisini de. Burası 3 bölü 20 aynen dursun. Eksi 4 kere 6 24 bölü 20 oldu. 3'ten 24 çıkacak. Yani küçükten büyük çıkacak. Eksi 21 bölü 20 yani Ceyhan şıkkı doğru cevaptır. Geldik 2 numaraya arkadaşlarım. Bakın lütfen dikkatli olun, şaşırmayın. Öncelikle şurada bir çarpma var, bunu yapacağız. Şurada da bir çarpma var, bunu yapacağız. Sonra toplama çıkartma. Hadi çarpalım. 6 ile 4'ün çarpımı 24. Ama 1'e eksi 1 artı olduğu için eksi gelecek arkadaşlarım. 24 bölü 7 kere 9 63. Bu eksiyi ister yukarıya yazın, ister aşağıya yazın, isterseniz de tam kesrin yanına yazın, fark etmiyor dostlarım. Şimdi artı diyorum, şurayı halledelim. 4 ile 3'ün çarpımı 12, bölü 9 ile 2'nin çarpımı da 18 yazdım. Eksi bir de 1 bölü 7 var kenarda dostlarım. Şimdi sadeleşme varsa önce ona bir bakalım dostlar. Bakın 12, 6'ya bölünüyor 2. 18 de 6'ya bölünüyor 3. Bu adam 2'ye 3'e bölünüyor 8. 63 de 3'e bölünüyor 21 arkadaşlar. Yani şöyle bir şey çıktı. Eksi 8 bölü 21 artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü 7. Şimdi payda eşitlemeye geldi sıra dostlar. 21'de eşitleyelim hepsini. Bunu 7 ile bunu da 3 ile çarpalım. Şimdi yukarıları yazıyorum. Bunu 1 ile genişlettik. Eksi 8 geliyor. Bunu 7 ile genişlettik, artı 14. Bunu 3 ile genişlettik, eksi 3. Bölü hepsi 21 oldu. Şimdi eksi 8, 14 daha 6. 6'dan 3 çıktı, 3 kaldı. Bölü 21. 3 bölü 21'miş sorumuzun cevabı. Hatta 3'e bölersek 1 bölü 7 olduğunu da görürüz. Adana şıkkı doğru cevaptır. 3 numaradayım dostlar. Bakın burada yine çarpma var parantezler içinde ama önce tam sayılı kesir var arkadaşlar. Şu tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirelim. Şöyle yapıyorduk. 2 ile 1'i çarpıyorduk 2. 1 ile topluyorduk 3. 3 bölü 2.
çarpı 4 bölü 9. Eksi, şunu yapalım. 3 ile 2'yi çarptım 6, 1 ile topladım 7 bölü 3 çarpı 9 bölü 14. Şimdi dostlar burada direkt çarpabilirim payla payı, paydayla paydayı ama bir de şu sadeleştirmeyi de görelim arkadaşlar. Arada çarpma işlemi varsa pay kısmındaki her şey payda kısmındaki her şeyle sadeleşebilir. Yani bu 3 9 ile sadeleşebiliyorsa sadeleştiriyorum. 3'e böldüm 3 kaldı. Bu 2 ile de 4 sadeleşti 2 kaldı. Bakın 1 kaldı 2 bölü 3 cevap 2 bölü 3 geldi. Eksi. Şuraya bakın 7 ile 14 gidiyor 2. 3 ile 9 gitti 3 kaldı. 3 bölü 2 de buradan çıktı arkadaşlar. Her şey yolunda mı buraya kadar? Tamamız değil mi? Şimdi payda eşitleyeceğim kardeşler. 2 ile 3 ile genişleteceğim burayı. 2 ile çarparsam 4 bölü 6. Eksi 3 ile çarparsam 9 bölü 6. 4'ten 9 çıktı. Eksi 5 bölü 6. Yani Bursa şıkkı doğru cevaptır. Hadi geldik buna. Şimdi parantezlerin içine halledelim önce. Önce şu parantezle başlıyorum. Alışalım şuna artık arkadaşlar. 3 kere 2 6. 1 çıktı 5 bölü 3. Şöyle oldu köşeli parantez. 1 artı 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 3. Peki önce çarpmayı yapacağız şimdi. 1 artı 5 kere 1 5, 2 kere 3 6 geldi. Şimdi bunun toplamasını yapalım dostlarım hemen şöyle kenarda. 6 kere 1 6, 5 daha 11 bölü 6 çıktı. Şu parantezin içi 11 bölü 6. Peki başta ne var? 1 eksi 1 bölü 11 çarpı 11 bölü 6 var. Önce çarpmayı yapacaktık dostlarım. 11'ler gitti 1 bölü 6 kaldı. Yani 1 eksi 1 bölü 6 kaldı arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 6. Düzenleyelim. 6 kere 1 6. 1 çıktı 5 bölü 6'ymış sorumuzun cevabı. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin.